Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Jetor Traveler. Nereden çıktı bu Jetor diyenlere? Bu da bizim Chery'nin bir diğer markası desem şaşırmazsanız değil mi? Jetor 2018 yılında crossover ve SUV. Ama böyle sert cevahir SUV'ler üretmek için kurulup bugün Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Rusya'ya otomobil satan bir marka haline geldi. Tabi siz de onu yorumlarda o kadar çok zikrettiniz ki bize de onu yakından tanıması kaldı. Tasarım ve özellikleriyle ki içten yanmalı motoru da çok merak edilen yeni Jetor Traveler'a dair bilmeniz gereken her şeyi kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Jetor, Chery'nin 2018 yılında kurduğu sadece crossover ve SUV üreten markası olarak yollardaki yerini aldı. Şu anda Çin, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika, Filipinler ve Rusya'da satışta olan Jetor kendine has tarzıyla bizim de radarımıza girdi. İlk konuğumuz Jetor Traveler ise henüz daha Eylül 2023'te tanıtılsa da tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Biz ona Traveler diyoruz ama globaldeki ismi T2, o yüzden ona T2 olarak hitap etsek daha iyi olacak sanki. Klasik tasarım detaylarının dibine vurup son teknolojiyi en gerçek biçimde yaşatan Jetor T2'yi Porsche'nin de tasarımcılarından olan Türk Hakan Sarıçoğlu tasarladı desem çok şaşırırsınız herhalde. İnanın ben duyduğumda şaşırdım çünkü. Anahtarından tutun da genel hatlarının kare tasvirinde olduğu yeni T2'ye önden baktığımızda üzerinde Jetor yazan panjur dikkatimizi çekti. Bu panjur istenirse ışıklı Jetor yazısıyla da satın alınabiliyor. Jetor'un hardcore macera dediği T2'nin ucundan Jeep modellerini anımsatan bu panjurunun köşelerinde kare tasvirli LED farlar duruyor. Farların bu karartılmış yapısı daha derin bir bakış kazandırmış, bunu sevdim. Tamponda aslında bu bizim bildiğimiz arazi aracı tamponlarından olmakla birlikte zeka küpüne benzeyen gündüz farları ve köşelerde sis farlarıyla daha dolu hale gelmiş. Önden bakınca da bir hayli yüksek görünüyor. Tekerin merkezinden daha yüksek bir konumda tampon. Al beni, vur dağ bayıra diyor adeta. Askeri araçları andıran profil tasarımıyla dosta güven, düşmana korku salınmış. T2'nin en sevdiğim kısmına resmen gelmiş bulunmaktayız. Hoş, daha iç mekanı görmediniz, oraya gelince de burayı seviyorum derim ben. Şaka bir yana dostlar, profil gerçekten ihtişamlı duruyor. Bir kere bu kaputun üstünde duran ve profilden bakınca biraz daha belli olan tutamaçlar çok karizmatik görünüyor. Çamurluklar da hem tasarıma hem de işleve uygun yapılmış. Burada marşbellerde benim uzun zamandır hiçbir SUV'de görmediğim kalıcı basamak çok iyi duruyor. Yani hiçbir elektrik desteği olmadan her zaman bir basamağın varlığı çok güzel bir şey. Hem de bunu görünce aklıma şey geldi, bu offroad yapıldığında araba devrilmeye yakın, gelip kurtaracaklar için de güzel bir yer olmuş. Onun dışında elektrikli katlanır yan aynalar, kare şekilli yüksek ve geniş camlarla profil çok başarılı. Tasarım net olsa da burada net bir omuz çizgisi yok, bu da hoş bir detay. Merdiven ve çantası olur mu hiç? Yeni T2'de jantlar da benim favorilerimden dostlar. Her biri birbirinden güzel görünen bu jantlar 235-65-18 inç büyüklüğünde. Tabi bunlar standart, bizim gördüklerimiz 255-60-19 inç. Tatlı bir boyut diyebiliriz. Renk konusunda da 6 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Arka tasarım bana hiç yabancı gelmedi, gözüm bir yerlerden ısırıyor ama. Sevgili Hakan abimiz, şimdi hiç lafı dolandırmadan direkt söyleyeceğim. Arka tasarım Land Rover Defender değil de ne? Tavandan inen D sütunu birebir Defender. Ama ne var, onu Defender'dan ayıran ve Jetor T2 yapan yegane detaylar fazlasıyla bol. Mesela bu boydan boya uzanan fren lambası ve ortadaki kamera. Anahtara çok benzeyen ve içinde ince bir steple lastiği olan steple çantası. Bu dikine uzanan LED stoplar ve tampondaki bu akıl küpü kırmızı LED gündüz stoplarıyla arka taraf benzese de ters şekilde ayrışmayı başarmış. Böylece yolda giderken bir Jetor T2 görürseniz uzaktan Defender sansanız da azıcık yaklaşınca hemen anlarsınız aynayı koyduğunu. Peki nedir bu T2'nin boyutları derseniz, arkasındaki stepne hariç 4612 mm olan T2, stepneyi de dahil edince 4785 mm uzunluğunda, 2006 mm genişliğinde ve 1870 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Bunlar iyi de dingil uzunluğunda 2800 mm uzunluğu görünce gerçekten büyük bir SUV olduğunu iyice hissediyoruz. Yerden 22 cm yüksekte olunca yıldızları SUP ve SURF misali toplamaya devam ediyor bizim Jetor T2. Şimdi dışarıdaki tasarımın keskinliğini ve bizi ne kadar sert şekilde karşıladığını hatırlıyoruz değil mi? İçeriye bir giriyorsunuz, bambaşka bir dünya. Dışarıda biraz klasik, biraz lüks, biraz Defender, biraz offroad olan T2'nin kapılarından geçip iç mekanı bir göz atınca başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyorsunuz.
Bu gezegende rehberiniz olarak bizi abone olmadan takip eden dostlarımıza kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. T2'nin bu üzerinde Jetour logosunun var olduğu yanal ve baldır destekleri, hacimli olan koltukları fazlasıyla konforlu görünüyor. Kapı içleri nasıl peki dostlar? Bayağı premium bir dokusu var. Bu premium koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında böyle altıgen şekliyle direksiyon simidini bulacaksınız. Bu Jetour logosuna ben bayıldım dostlar. J ve T harflerinin sanki Çince bir kelimeymiş gibi dizayn edilmesi hem çok yakışmış hem de o marka ruhunu vermiş. Direksiyon tasarımı da çok güzel görünüyor. Altıgen direksiyonlara aslında aşina olmamıza rağmen bu tasarımdaki koyu krom ve dolgun tasarım fazlasıyla başarılı. Direksiyonun arkasındaki vites kulakları da bu tarz bir SUV için spor bir detay olmuş. Burada 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran üzerinden anlık olarak tüm verileri takip edebiliyorsunuz. Renkler ve temalar da oldukça güzel. SUV olmasından dolayı dik bir konsolun var olduğu iç mekanda. Burada tam tamına 15.6 inç, evet, laptoplarımızın ekranlarının büyüklüğünde dokunmatik bir multimedya ekranı emrinize amade. Yanlış anlaşılma olmasın, bu sadece klasik bir multimedya ekranı değil. Bünyesinde bulunan Snapdragon 8155 işlemcisi sayesinde adeta bir akıllı cihaz olan Jetour T2, sürüş kabiliyetlerini ve özelliklerini sizi tanıyarak yeniden şekillendirebiliyor. Görüyorsunuz dostlar, dışarıdan bakınca kaba saba büyük bir offroad jeepi gibi görünen T2'nin kabinine bir geçiyorsunuz, adeta bir silikon vadisi. Dokunmatik hassasiyeti ve tepki hızı olarak çok başarılı olan bu ekran üzerinden aklınıza gelen gelmeyen tüm ayarları yapabilir, navigasyon kullanabilir, CarPlay ve Android Auto bağlantısı yapabilir ve böyle 360 derece kamerayla an bir an çevrenizde olup biteni izleyebilirsiniz. Yolcu tarafında ise burada böyle telefon ya da küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alana yer verilmiş. Dik ve yüksek olan konsoldan ortaya doğru geçince bu yüksekliğe en iyi çözüm çift katlı orta konsolu görüyoruz. Üstte böyle arazide tutunabileceğiniz yerlerle birlikte ortada telefon koyup aynı anda şarj edebileceğiniz bir yer bulunuyor. Vites kolu nasıl dostlar? Bence karaktere uymuş. Burada mod ve özellik tuşları duruyor. Sürgülü kapaklı bardaklıkta şık ve işlevsel. Konum da güzel. Burada kol dayama altında da saklama alanı ayar verilmiş. Konsolun altında ise etrafında bir duvar olmadığı için eşya koyma anlamında pek verimli olmasa da 12 volt soket girişi ve USB bağlantı noktalarıyla donatılmış. Kabin genel anlamıyla sert ve premium duruyor dostlar. Burada ışıklı makyaj aynası ve gözlük kutusu da düşünülmüş. Bu da kamera. Hem yüz tanımayla sürüş karakterinizi kişiselleştiriyor hem de sürücü güvenlik özelliklerini geliştirmeye yarıyor. Ambiyans aydınlatmasız olur mu hiç? Asla. Sony ses sistemini de atlamayalım. Bu kadar büyük ve geniş olmasının tadını en fazla çıkaracağımız arka koltuklara geçerken bu basamaklara basıp bu tutamaçlardan yardım aldıktan sonra derin bir oh çekebiliriz. Malzeme kalitesi duruşuyla bile kendini hissettiriyor. Alkantara tavan döşemesi alabildiğine uzun diz ve baş mesafesiyle premium his devam etmiş. Açılır panoramik cam tavanda eklenince ferahlığa ferahlık katan T2'de orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları ve USB bağlantı noktaları konumlanmış. Hani G kasalar, Defender'lar o milyonlarca liralık fiyatlarıyla T2'nin eline su dökebilir mi? Söz sizde. Kabin her anlamda ferah ve geniş olmasıyla yıldızları topladı bir kere. Üstüne teknolojik gelişmeleri malzeme kalitesiyle kaymağını da bıraktı. Kaldı geriye bagaj hacmi. Yeni Jetour T2'nin bagajı bu şekilde yana doğru açılıyor dostlar. Tabi böyle yana doğru açılması bazen eğimli arazilerde kapanarak size çarpıp sorun olabilir diye Jetour'u böyle kilit mekanizması koymuş. İnce fakat çok iyi bir detay. Bu steplerin içindeki lastik de bu şekilde, yani içi boş değil. Şimdi Jetour T2'nin bagajı da sadece bir bagaj değil. Mesela burada bir telefon koymalık yer var. Poşet vesaire asmalık bir yer daha. Burada ister bardaklık olarak kullanılabilecek, ister artık sizin ihtiyaç ve hayal gücünüze göre tasarlayabileceğiniz bir yer yapılmış. Bitti mi? Hayır. Bunlardan ikişer tane var dostlar. Sonra içeriye geçiyoruz. Burada lastikli alanlar, güç çıkışları, böyle sabitlemeye yarayan kanca takmalık yerler ve bagajın altında da bayağı bir eşya sığacak boşluk emrinize amade şekilde sizi bekliyor. Tabii hacmi söylemedim değil mi? T2'nin bagajında arka koltuklar normal konumundayken 475 litre hacim sunuluyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1500 litreye çıkıyor. Adeta yıldız yağmuruna döndük. Hadi hayırlısı. Hem arazide hem de şehrin kalabalık yollarını hayatınızı kolaylaştıracak özellikler yeni Jetour Traveler'da emrinize amade. Evet, dışarıdan bakınca öyle sadece arazide gidebilen kaba saba bir makine gibi görünse de teknolojik olarak sahip olduğu özellikleriyle adeta bir İsviçre çakısı.
Gerçi bizimkisi Çin çakısı olur. Güvenlik konusunda monoblok, yani tek parça şasiyle üretilen T2 bu sayede öyle parçalanma, bükülme, burkulma gibi şeyler yaşamıyor. Bu da hem arazide hem de otobanda viraj sürüşlerinde çok daha rigid bir sürüş deneyimi sunuyor. Olası bir çarpışmada sizin içeride daha az yer almanızı sağlayan hava yastıkları da mevcut. Buna ek olarak ABS, EBD, EBA, TCS, ESC gibi fren ve denge konusundaki tüm asistanlar standart olarak geliyor. Kör noktanızdaki araçları göstergeler üzerindeki uyarı ikonlarıyla size gösteren kör nokta monitörü, şeritten kaymanız durumunda sizi sesli ve görsel şekilde uyaran şerit takip uyarısı, aynı zamanda bir tepki vermezseniz sizi tekrar şeride sokan şerit takip asistanı, olası bir kaza ya da tehlikeli bir anda sizin yerinize fren yapan acil durum freni, önden ve arkadan oluşabilecek kazalara karşı yine acil durum freni yapıp sizi uyaran önden ve arkadan çarpışma önleyici, hız sabitleyici, sıkışık trafikte güvenli ve kafanız rahat şekilde ilerlemenizi sağlayan sıkışık trafik asistanı, gerçekten gerekli bir özellik olan ve bence hız sabitleyici olan arabalarda standart olmasını istediğim, ayarladığınız hızdan yokuş aşağı gelindiğinde artmadan sabit bırakan hız sınırlayıcı. Tabi bunlar şehir hayatı için önemli olan özelliklerdi. Bu kadar karizma ve offroad yeteneklerini sergilerken de bizi korumasın mı? Yeni Jetour T2'de tırmanma modu, yokuş kalkış desteği ve yokuş iniş desteği, diferansiyel kilidi ki şu özelliğin ne anlama geldiğini işten anlayanlar çok iyi bilir. Yine sınırlı kaymalı diferansiyel, sudan geçtiğinizi algılayarak sistemleri ona göre adapte eden sudan geçiş sistemi yeni Jetour T2'nin öne çıkan özelliklerini oluşturuyor. Nereden bakarsanız bakın çok kral hareketler kesinlikle. Bu ek hırsızlık karşıtı motor kilitleri, uzaktan araba izleme gibi teknolojiler de mevcut. Aslında çok benzediği Aykar'dan ona ayıran içten yanmalı motoruyla hisler ve performans ön planda. Tabi plug-in hibriti duyunca yüzümüz inceden bir güldü. Yeni Jetour T2'yi Aykar'dan ayıran ve belki de çok sevilmesini sağlayacak yegane özelliklerinden biri de motor seçenekleri olsa gerek. Yeni T2'de şu an iki farklı motor hacmi bulunuyor. Bu tipi açalım mı? Vlog'a bir yerlerden tanıdık geliyor sanki. Kendini unutturmak istemeyen Cherry, yeni Jetour T2'nin kalbine adeta adını yazmış. Siz de her kaldırdığınızda açıp bakabilirsiniz diye. Böyle tertemiz bir kaput altına sahip olan T2'nin Cherry detayını beğendiniz mi? Yakında 100 yıllık Alman arabalarının da kaputlarının altından Cherry logosu çıkarsa çok şaşırmayalım, olur mu? İlk sırada ülkemizde de çok sevilecek 1.5 turbolu motora yer verilmiş. Önden çeker olan bu motordan 181 beygir güç, 290 Nm tork üretiliyor. 7 ileri DCT çift kavrama vitesle eşleşen bu motor hem vergisel hem de fiyat olarak daha makul bir seviyede. Ama bu bana yetmez. Böyle bir araba hem 4 çeker olmalı hem de biraz daha hacimli olmalı derseniz o halde 2.0 turbolu benzinli motoru seçebilirsiniz. Bu motordan 250 beygir güç, 390 Nm tork elde ediliyor. Sürekli 4 çeker olan bu motorda 7 ileri DCT otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Yakıt tank hacmini de söyleyeyim, 70 litre dostlar. Bugünün fiyatlarıyla 3050 liraya depoyu fullersiniz. Yakıt tüketimi de ortalama 6-7 litre olarak fabrika verisiyle paylaşıldı. Tabi kullanıma bağlı ikiye katlamak çok mümkün. Bir de şarj edilebilir plug-in hibrit versiyonu var, fakat o motor seçeneği henüz globale gelmiş değil. Geldiğinde 1.5 litrelik benzinli motora elektrik motorunun desteğiyle hibrit motorun keyfini çıkartabiliriz. Hibrit motorun tamamen elektrikli menzili 129 km. En heyecanlı kısım sanırım şimdi başlıyor. Tüm bu özellikler, tasarım, duruş ve ihtişam 26 bin dolardan başlayıp en pahalı versiyonda 30 bin dolara alıcılarını bekliyor. Şu an satışta olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 40 bin dolardan etiketlenmiş durumda. Ne dersiniz? Dünyada bu fiyata satılan yeni Jetour T2 kaç bin liraya Türkiye'de satılırdı? Çin'de üretilmesini ve ek vergileri de unutmadan tabii. Yeni Jetour arabalara dair baştan sona bilmezdirken her şey bu şekildeydi. Kaç tane model tanırsak tanıyalım, kaç tane video yaparsak yapalım, inanın şu fiyatlara her defasında şaşıracağım. Jetour Traveler da efsane tasarımı efsane özelliklerle birleştirerek otomobil piyasasında kendinden söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Ben yeni Traveler'ı beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Jetour Traveler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.